Zikru Abdullah ibn Selam'in radıyallahu anh. Abdullah bin Selam'ın rivayetine geldik. 3497. Akhbarana Muhammed ibn İshak ibn İbrahim Mevla Sakif'in. Bize Muhammed bin İshak bin İbrahim Sakif'in azatlı kölesi haber verdi. Haddethena Ziyad ibn Eyyub'a. Bize Ziyad bin Eyyub anlattı. Haddethena Yezid ibn Harun'a. Bize Yezid bin Harun anlattı. Akhbarana Humeydun. Bize Humeyd haber verdi. An Enes ibn Malik'in. O da Enes bin Malik'ten. Enne Abdullah ibn Selam. Abdullah bin Selam. Etta Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Makdemehul Medine'te. Medine'ye gelişinde. Yani Resulullah'ın Medine'ye gelişinde çok geçmeden Abdullah bin Selam Resulullah'ın yanına geldi. Fakale dedi ki İnni sa'iluke, ben sana sormaktayım. An selâfi hisâlin, üç şey hakkında. İç eze, özel şey, üç özel malumat, bilgi, ne derseniz. La ya'lemuhunna illa nebiyyun. Bunları bir nebiden gayrısı bilmez. Dedi. Abdullah bin Selam, tanıtalım, Yahudilerden birisi. Kendilerinin en alimleri saydıkları, en iyilerinden saydıkları, en haslarından saydıkları bir kişilik. Medine'deki yaşayan bir zat. Dolayısıyla kendi bilgileri üzerinden gelip Resulullah'a test ediyor adeta. Onun Allah'ın elçisi olup olmadığını öğrenecek. Üç özel soru soruyor. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sel, sor. Kâle dedi ki mâ evvelu emris saati. Saat işinin ilki nedir? Ev eşrat-ı saat, yahut saat koşullarının ilki nedir? Bu birinci sorusu. Diğeri ve ma evvelu ma ye'kulu ehlul cenneti. Cennet ehlinin ilk yiyeceği şey nedir? Ve bima yenza'ul veladu ila abihi ve ila ummihi. Ve ne dolayısıyla baba ya yahut anaya çocuk benzeşir, benzer kalır. Nasıl olur? Kâle sallallahu aleyhi ve selleme. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اَخْبَرَن۪ي جِبْر۪يلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِنَّ اَنِفًا. Demin bu sorduklarını bana Cibril haber verdi. Kâle, Abdullah bin Selam dedi ki Cibril'u, Cibril mi? Kâle dedi ki nam, evet. Kâle dedi ki ذَكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ. Bu dediğin Yahudilerin düşmanıdır. Yani Cibril'i kastediyor. Minel melaiketi. Melekler içinde Yahudilerin düşmanı olan bir melektir dedi bu. Kâle sallallahu, hem melek hem de Yahudilerin düşmanı. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki emma evvelu eşratı saati. Saatin ilk koşuluna gelince ev emru saat, ya saatin ilk işine, ilk olayına gelince narun, bir ateştir ki tehrucu minel meşriki, doğudan çıkar, tehşurun nase, insanları sürükler ilel mağribi, batıya. İnsanları doğudan batıya sürükleyen bir ateştir dedi. Ve emma, tabi Abdullah bin Selam'ın elinde kendi bilgileri olduğu için demek ki o onun karşılığında o anlayacağı bir şey. Ve emma evvelu ma ye'kulu ehlul cenneti. Cennet ehlinin ilk yediği şey ise feziyadetu kebidi hutin. Bir balinanın yahut büyük bir balığın ciğerinden arta kalan şeydir. Yani ciğeridir gibi bir ifade bu. وَأَمَّا مَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى اَب۪يهِ. Çocuğun babasına وَاِلَى اُمِّهِ, ve anasına çekmesi ise
فَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ Eğer erkeğin suyu, kadının suyunu geçerse, نَزَعَ الْوَلَدُ اِلَى اَب۪يهِ Çocuk babasına çeker. وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ Eğer kadının suyu, erkeğin suyunu geçerse, نَزَعَ الْوَلَدُ اِلَى اُمِّهِ Bu kez çocuk annesine çeker. Bugün ne diyorlar? İşte hangi gen baskınsa, yani üste çıkansa, kişinin fenotipi, yani dış görünümü, bu kez ona bağlı gelişir. Diğer atasından aldığı gen çekinik kalır, resesif kalır. Bunu o günkü dille Resulullah ifade etmiş gözüküyor. Salat ve selam üzerine olsun. Bunlar Abdullah bin Selam'ın sorduğu ve bunlar üzerinden Resulullah'ı tartacağını düşündüğü özel bilgiler. Yani Mekkeli birinin bunları bilmeyeceğini düşünüyor. Resulullah da zaten ben biliyordum demiyor. Demin Cibril bana haber verdi. Demek ki rivayete itibar edecek olursak, bakarız birazdan sıhhat düzeyine. Yani Abdullah bin Selam'ın bu sorularla Resulullah'a doğru geldiği bilgisi Allah Azze ve Celle katında mevcut. Hazreti Cibril'i bu bilgiler ile Resulullah'ı bilgilendirmek üzere gelişi öncesi hazırlamış. Ve hemen ona açıklıkla da söylüyor. Büyüklüğü onun niyetiyle, içtenliğiyle, samimiyetiyle alakalıdır. Şahsiyetiyle değil. Demek ki dedi ki eğer bunları bilirse bu ancak Nebi'dir. Ben artık Yahudiyim, Medineliyim, çok ulu kimselerin soyundanım. Bugüne kadar birikimim var. Hepsini atarım, Hakk'a sadakat ederim dedi mi insan orada yücelir. Orada Hazreti Ömer de olsa yücelir. Ondan sonra Mus'ab bin Umeyr de olsa, Bilal de olsa yücelir. Kişiyi, vahşi de olsa, kişiyi yücelten Hakk'a gösterdiği vefadır. Kişi alçaltan da Hakk'a sırt dönmesidir. Yoksa şahsiyetimizle, etnik kökenimizle, kaşımızla, gözümüzle alakalı bir şey değil. Çünkü Allah buyurdu ki وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَى Allah onlarda hayır bildi mi onlara işittirir. O hayrı bilmiş ki şimdi ona işittiriyor. İşittirdi bunları. فَقَالَ O da dedi ki اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Tanıklık ediyorum ki yegane ilahtan gayrı, yani Allah'tan gayrı bir ilah yoktur. وَاَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Ve sen onun Resulüsün. قَالَ Dedi ki Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, innel yehuda kavmun buhtatun. Yahudiler iftiracı bir toplumdur. Karalayan, karalamacı, yaftalayan bir topluluktur. İstenzilhum, çağır onlardan üçünü beşini. Veselhum ve onlara sor. Eyyü racülin ene fihim. Ben nasıl bir adamım onların arasında? قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوا بِاِسْلَامِ Onlara benim Müslümanlığımı haber vermezden önce çağır beni bir sor onlara demiş Abdullah bin Selam. فَجَاءَ مِنْهُمْ رَحْتٌ Onlardan bir ekip gelmişler çağrılınca. فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara اَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ سَلَامٍ Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. قالوا dediler ki hayruna en hayırlımız ve ibnu hayrina ve en hayırlımızın da oğludur. Ve seyyiduna efendimizdir, büyüğümüzdür. Ve ibnu seyyidina ve büyüğümüzün oğludur. Ve alemuna en alimimizdir. Ve ibnu alemina ve en alimimizin oğludur. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ Müslüman olsa ne dersiniz? Ben size desem ki o Müslüman oldu ne olur? قَالُوا dediler ki اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ Allah'a sığındırırız onu böyle bir şeyden. Yani Allah'a sığınırız. O da Allah'a sığınmış olsun böyle bir işe girmekten. Gale dedi ki فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ O esnada orada olmayan veya gizli bulunan Abdullah bin Selam yanlarına çıktı.
Abdullah İbn-i Selam'ın ve kâle ve dedi ki eşhedü en la ilahe illallah. Tanıklıkta bulunduğu Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına ve Allah'ın Resulü'nün onun elçisi olduğuna fekalu yüzüne karşı dediler ki şerruna ve ibnu şerrina. En beterimiz, en kötümüzsün, en kötümüzün oğlusun. Kale dedi ki yekulu Abdullahi, Abdullah dedi ki bunun üzerine hâzellezî kuntu etekhavvafu. Korktuğum da buydu. Yani böyle yapacağınızdan endişe ediyordum. Bu rivayet nerede var? Bu rivayet Buhari'de var. 4210 numarasıyla. Belki Müslim'de de vardır. Buhari'de olunca artık Müslim'dekini yazmıyoruz. İmam Buhari bu hadisin bab başlığı olarak "Men kana aduven li Cibril" ayetini koymuş. Kim Cibril'e düşman ise ifadesini, ayet-i kerimeyi bu hadisin başına koymuş. Hocam ben de soracaktım, bu ayeti inmemiş miydi acaba, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermemiş miydi? Hani o dedi ya, Yahudiler de Cibril'e düşmandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet inmiş olsaydı ayete cevap vermesi beklenirdi. Belki verdi, rivayette yok yani. Ayette yapılmış soru var bunun önce. Yordun sorduğu. Onlar bu anı döndü mü? Hani bu başka, bu kişisel sorusu. O Mekke'deyken olan bir soru. Bu daha böyle spesifik sormuş. Yani bunları bilemez diyor. Nebi değilse bilemez. Muhtemel ki yani Allah Azze ve Celle araya zaman da koyup Abdullah'ı sıkıntıya sokmadı. Hani bir zaman sonra gel bana haber vereyim dese, ya işte Yahudilerden birine mi sordu, sordurdu, öğrendi, soruları duydu artık yani. Dolayısıyla onun o iyi niyetine, hüsnü şeyine karşılık, bak yani Cibril biraz önce bana haber verdi diyor. Bu ilahi bir tasarruf. Gelmese Resulullah diyecek ki ben bilmiyorum, ne bileyim diyecek yani. Ben Rabbimin la ilme lena illa ma allamtena, öğrettiğinden gayrısını bilmiyoruz ki. Ama Allah'ın Resulü onun gelişinden de haberdar gözüküyor bu rivayette. Demin bana Cibril haber verdi. Sorularının cevabı şu 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 şudur deyince, yani o da içtenliğinden ödün vermemiş yani. Cibril mi demiş? O Yahudilerin düşmanıdır. O da o güne kadar kendi bildiği şeyde neyse onu söylüyor. Sıradaki hadisimiz. Da değiştikten sonra mı? Abdullah Yahudilerde de Araplarda da eskiden beri ola gelen bir isim bildiğim kadarıyla ve yaygın bir isim yani Allah'ın kulu. Hatta benzeri diğer isimler de var. Abdişems, işte güneşin kulu. Abdimenat bilmem ne. Abdirabbihi var bir de, Rabbinin kulu. Aslında Abdirabbihi güzel, Rabbinin kulu. Yani Rabbisi kimse onun kulu. Allah Azze ve Celle. Abdullah da öyle. Allah'ın kulu. Medine'de lider olacağım değil mi hocam? Abdullah galiba. Peygamberimiz önce Medine'de lider olacak olan birisi var ya. Evet. Abdullah bin Ubey bin Selul. Evet. Münafık oldu. Peki o bilginin doğru olduğunu o nereden biliyor? Onların kitaplarından var. Kendi bilgi, kendi demek ki Yahudi alimi ya. Kendi kitaplarından biliyor. Bilginin doğru olduğuna tasdik ediyor yine. Ha, Abdullah nasıl emin oluyor bundan diyorsunuz? Yani o da Allah'ın kitabına, ellerindeki kitaba itimat ediyor artık. Biz o süreci tam olarak bilmiyoruz. Evet. Cevdet Kur'an'da çok yani ehli kitaba sorulmasına dair emirler de var. Yani senden önce kitabı okuyanlara sor. Ehli kitaba sor diye. فَسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Şimdi bu o günkü kitapları bugünkü kitaplarından farklı mıdır acaba? Yani biz şimdi sormuş olsak belki aynı sonucu alabilir miyiz? Yani? Ama o, dikkat ederseniz o ayetlerin hepsinin bağlamı Allah Azze ve Celle'ye kulluktan ayrı bir kulluğa Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseyi, hiçbir Nebi'yi, hiçbir Resulü yönlendirmediği. Fes'el, sor dedikten sonra ne diyor? اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Rahman'dan gayrı ibadet edilmesi gereken birini mi biz onlara emretmişiz? Yani o tür soruların hepsi akide boyutunda. Bu anlamda bir şeyimiz yok zaten. Yani ama
yeni teşriler hususunda onlara neyi soracağız? Yani Allah Azze ve Celle'nin nelerin yasak, nelerin helam, nelerin haram, nasıl ibadet edileceği hususundaki yeni menhecler, yeni tarzlar ki bu son menheci Resul'le gönderdiği, bu artık bize özgü. Biz Allah'ın elçisinden öğrendiğimizi bırakıp gidip sizde namaz nasıl diyerekten yahut sizde şu nasıl diyerekten helal haramlar noktasında, ibadet biçimleri noktasında onlara bir şey sormamız yersiz olur. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجَ. Her biriniz için bir şira ve bir minhac tayin ettik diyor. Bir yasama düzeni ve bir yol, yöntem, yordam, biçim. Bu biçimsel bakımdan onlara bir şey soracak değiliz ama Allah Azze ve Celle'nin kendilerine Allah'tan gayrı hakikaten kulluğu hiçbir Nebi'ye salık vermediği, Hazreti Mesih'in de, Hazreti İbrahim'in de ve diğer peygamberlerin hepsinin de öğretisinin bu olduğuna dair realiteyi onlarla yüzleşerek konuşabiliriz. Bunların içerisinde Hristiyanlıktaki sapma da dahil olmak üzere. Yani kendilerine Hazreti Mesih'in böyle bir şey demediğini, bunun sonradan icat edilmiş, dine sokulmuş bir anlayış olduğunu tartışmak da dahil, bu anlamda bütün nebilerin, peygamberlerin mesajı aynı. وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. O öncekilerle ilgili mukayeseli geçen yerlerde hep Allah Azze ve Celle tek ilaha kulluk zemininde bizi şeye çağırıyor. Münakaşaya, tartışmaya, konuşmaya, paylaşmaya. Yoksa Resulullah'tan öğrendiğimizi bırakıp onlar gibi ibadet edelim. Sizde oruç nasıl? Biliyoruz onlarda da bir oruç var. Sizdeki orucu, yani hangi aydaysa onu taklit edelim. Bizdeki farz kılınanını bırakalım dersek saçmalamış oluruz. Çünkü teşride Cenab-ı Hak değişikliğe gidebilir. Yahudilerin kendi dönemleri içerisinde kendilerinde teşride farklılığa gitti. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا. Zulümleri dolayısıyla vaktiyle kendilerine helal kıldıklarını sonra da haram kıldı. Yani o helal haram teşriğinde Cenab-ı Hakk'a herhangi bir şey olmaz. Dolayısıyla nebilerden nebilere, rasullerden rasullere bunlar farklılık arz edebilir. Bizimkini bırakak onlara uyak, nasıl olsa o da peygamber diyen anlayış saçmalıyor. Bir hadis daha okuyacaktım ama artık vaktimizi iyice geçirdik. Kur'an-ı Kerim'deki o ayet var ya, sen önce kitabı okuyanlara sor. Bugün içinde bizler için geçerli mi? Yani biz kime aynı Kur'an'ı okuyanlara... Bir beis yok. Resulullah'a aynı soru soruldu. Yani hiçbir beis yok. Bu manada ehli kitabın elindeki malumatı, hatta diğerlerini de okuyup incelemek. İslam'ın bundan çekindiği, kaçındığı hiçbir boyut yok. Tam tersi, bunların bu öğretilerini, paganistler de dahil olmak üzere, müminlerin görüp hakkın farkını fark etmeleri icap eder. Böyle bir yasaklama, işte okunmaz, bakılmaz. Onların dinlerini, inançlarını onlara sormayın. Aklınız karışır, kafanız karışır desek, dense o zaman şüphe duymak icap eder. Çünkü bunu diyen, yani ben iki kere ikinin dördü öttüğünü öğretmişim. Çocuğa diyorum ki aman falanca beş diyor, onun dediğini dinleme ya. Beşi de dinlesin, yediyi sekizi de dinlesin. İki kere ikinin yine dört edecektir yani. Çocuk doğrudan hakka vefa gösterdiği sürece ne kadar diğer alternatifleri görürse görsün hiçbir şey değişmez. İnsanın bu manada onu hakka ileten bir istidadı, bir hazırlığı, yaratılıştan gelen bir fıtratı vardı. Eğer o olmasa o zaman insan ne cezayı hak eder ne de ödüllendirilmesi anlamlı olur. O sebeple yani sadece Hristiyanların değil, Yahudilerin, keşke biz ümmetimiz yani bu manada çok iyi düzeyde alimler de çıkarabilse, onların inançlarını çok iyi bilen, onları bu manada tartışmalarda ya sizin inancınız da böyle böyle diye, çünkü aklın yolu bir. Akretmenin gösterdiği istikamet bir. Bir olan Allah'a istikamet eder. Diğer bütün batılları çürütür. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekkum ve lisâir müminin.